fısıldayan ormana geldiğin için teşekkür ederim. Benim yüzümden tehlikeye de düştünüz. Önemli değil. Hem bu sayede meyve ağaçlarını bulmuş olduk. Keşke aradığın şeyi de bulabilseydik. Keşke. Neyse, bu gece iyice dinlen. Çok yorulduk. Tamam, iyi geceler. İyi geceler. Çocukların anlattığı kadar çok meyve varsa eğer, tarladaki ürünler olana kadar rahat ederiz. Evet ama fısıldayan ormanda meyve ağaçları olduğunu bilmiyordum. Üstelik ormanda bu kadar çeşit meyve ağacı aynı yerde. Sence de garip değil mi? Fısıldayan ormanda olan hiçbir şey şaşırtmaz beni. Ama girmeleri yasak olduğu halde çocuklar oraya neden gitti? Asıl onu merak ediyorum. Karaca'yı bilirsin. Gözü karadır. Özge'nin de merakı malum. Belki daha önce de gidiyorlardı ama biz fark etmedik. Kim bilir. Yarın gidecek miyiz meyveleri toplamaya? Evet. Sabahtan yola koyulmamız lazım. Uzun bir gün olacak. Ne yapacağım şimdi? Gözümden kaçırdığım bir ipucu olabilir mi? Hı? Nasıl olur? Bölüm tamamlanmış. Ama hazineyi bulamadım ki. Her zaman altınlar, elmaslar değildir hazine. Bunlardan daha değerlidir ihtiyacın olan şey her neyse. Demek hazine yiyeceklermiş. Senin ihtiyacın da eğer dileğinin yerine gelmesi ise ormanın kalbinde bulman gereken bir şey var zamanı geldiğinde. Nasıl yani? Kitabı tamamlamam yetmiyor mu? Ne bulmam gerekiyor ki? Daha fazla ipucuna ihtiyacım var. Yeni bölümü de bir an önce tamamlamam lazım. Bakalım bu defa neymiş? Barışmak. Ne? Sanki bir şey anladım da. Büyük kayayı bu uca bağlayacağız. Bu kaya yere hızla çarpınca bu diğer uçta şuradaki ağaç dalına çarpacak ve o kuvvetle aşağı doğru itilecek. Büyük kaya da havaya kalkmış olacak. Sonra kendi ağırlığıyla tekrar aşağı düşecek. Sonra yine aynı şey olacak. Yavaşlayıp durana kadar. Anladın mı şimdi? Ne var anlamayacak bunda? Kayayı ağaç dalının üzerine çıkaracakmışız işte. Bak, tekrar anlatıyorum. Yedinci kez. İyi dinle bu defa. Anladım dedim ya. Sen asıl o kayayı oraya nasıl çıkaracağız? Onu söyle. Ya, bunu düşünmemiştin değil mi? Ne zaman yola çıkacağız abi? Sen gelmiyorsun Özge. Neden? Siz gidiyorsunuz ama. Yolu bulmaları için bizim gitmemiz gerek. Ama sen burada kalacaksın. Anneme söz verdim. Öyle gizli gizli peşimize takılmak da yok bu defa. Tamam mı? Peki, tamam. Dev hala orada mıdır sizce? Bilmem. Sarmaşıklardan kurtulamadıysa hala oradadır. Sarmaşıklar nasıl da sardı devi ama. Bir oradan geldi, bir buradan. Sonra bir de şuradan. Ne konuşuyorsunuz? Dün ormanda olanları. Siz niye gittiniz dün fısıldayan ormana? Hiç. Öylesine gittik. Uydurmayın. Bir işimiz var demiştiniz. Sana her şeyi söylemek zorunda değiliz. O meyveler dün ormandan aldıklarınız mı? Sen de yer misin? Yok, istemez. Niye hep böyle ters davranıyorsun? Keyfim nasıl isterse öyle davranırım. Dün sizi aramaya çıkmasak tüm meyveleri kendinize saklayacaktınız değil mi?
yapıyorsun sen? Dur, sakin ol. Duydun işte ne dediğimi. Saçma saçma konuşma. Sinirlendirme beni. Sinirlenirsen ne olacak? Barışmak, tabii ya. Görürsün şimdi ne olacağını. Abi, durun. Ne yapıyorsunuz? Kavga etmeyin. Hey hey, ne oluyor orada? Bir şey yok baba. Bizi, meyveleri kendimize saklamakla suçladığını söylesene. Neden söylemiyorsun? Doğru mu bu Bahadır? Evet, dün gizli gizli fısıldayan ormana gitti, sonra da... Tamam, yeter bu kadar. Yürü hadi, eve gidiyoruz. Birazdan ormana meyveleri toplamaya gideceğiz. Sen de geleceksin. Ama baba... Tamam. Sabah sabah yine sinirlerimi bozdum. Kemal amca! Kemal amca! Ne oldu Hasan, hayırdır? Köyün dışından bir ses geliyor. Ne sesi? Nereden geliyor ses? Göster bakalım. Tamam. Hadi, biz de gidelim. Bakın, duydunuz mu? Bu ses... Devlerin ayak sesine benziyor. Yardım edin! İmdat! Açın kapıyı! Yardım edin! İnsan bunlar! Devler peşimizde! Yardım edin! İçeri alın bizi! Açın kapıyı, açın! Acele edin! Devler görünmüyor. Buraya doğru geliyorlarsa ne yapacağız? Sakin olun. Buluruz bir yolunu. Sesler azalıyor. Uzaklaşıyorlar galiba. Sesler kayboldu. Hiçbir şey anlamadım bu işte. Anlatın bakalım ağalar. Neler oldu? Ne bu haliniz? Bittik. Mahvolduk. Başımıza gelmeyen kalmadı. Neler oldu bir bilseniz. Tamam. Sakinleşin. Köye geçelim de soluklanıp öyle anlatırsınız. Sağ olun beyim. Siz olmasanız ne yapardık? Önemli değil. Gelin hadi. Şşt. Ne oldu? Şu adam. Ne olmuş ona? Kütüphane görevlisi vardı ya. O bu adam işte. Ha? Gelsenize. Neden durdunuz? Geliyoruz. Anlatın bakalım şimdi. Beyim, biz iki garip tüccarız. Oradan oraya mal taşırız. Dün yine at arabamızla yolda giderken birden karşımıza haydutlar çıktı. Neyimiz var neyimiz yok aldılar elimizden. Bütün gece yürüdük. Gün ağarırken kayalık bir yere vardık. Bir de ne görelim? Karşımızda 3 tane dev. Koştuk sonunda köyünüzü gördük. Onlar da arkamızdan kovaladı. Canımızı zor kurtardık. Sonrasını da biliyorsunuz zaten. Bak sen yahu. Ne işler gelmiş başınıza? Sorma beyim. Her şeyimiz gitti. Kaldık böyle ortada. Merak etmeyin. Ne ihtiyacınız varsa yardımcı oluruz size. Aslında bir süre burada kalsak... İzin verirseniz tabii. Hasan! Efendim Kemal amca? Sen beyleri Ali abine götür. Boş evlerden birini ayarlasın onlara. Sağ olun beyim. Var olun. Gelin buradan. Karaca,
Siz de yolluklarınızı hazırlayın. Sonra da kapının orada olun. Tamam Kemal amca. Al. Sarığım yok. Kapının orada düşürdüm galiba. Hemen onu bulup geleyim. Siz gidin gidin. Ben sizi bulurum. Bahadır'la neden devamlı tartışıyorsunuz? Neden olacak? Sürekli bir huysuzluk çıkarıyor. Ama sen de ona biraz ters davranıyorsun. Kabul et. Ne yapayım? Çileden çıkarıyor bazen beni. Neyse, boş ver şimdi Bahadır'ı. Ben yiyecek bir şeyler alıp geliyorum hemen. Tamam. Nasıl barıştıracağım ben sizi?